Buyur Bicek. Herkes hak veriyor ve diyorlar ki Didem haklı. Didem söyleyince... Dibine kadar haklı. Didem'im tebrik ediyorum seni. Sosyal medyadan arkadaşız. Gerçi bu aralar böyle bir unfollow durumu olmuş olabilir. Aa, kim kimi takipten çıktı? Didem Reis'tir. O bana Nihat Reis'ler. Ben ona Didem Reis'lerim. Didem Reis, ben sana söyleyeyim. Ağzına sana büyük bir toplumsal... Çünkü metrobüs öyle değil mi abi? Hayatın her alanına girmeye başladı. Bak biz de kullanıyoruz. Yani. Hatta arkadaşlar geçenlerde ben Bircan'ı da alıp metrobüse binmiştim. Gel evet, ya. Beni, bir gün seni de götüreyim beni de metrobüste. Var mı o görüntü sizde Instagram'da? Bu biraz Instagram'da şeydi aşağılarda. Aa, bak, vallahi aa, bak bize bak. Metrobüsteyiz görüyor musun? Metrobüsteyiz vallahi. Bak, değil yani. Tabii bak, hemen, geçenlerde dediğin de bayağı yaz. Hemen bir bayağı tanesi yaz. Bak. Yine bir troll kardeşimiz yazmış. Ya yuh size adam gitmiş saatlerce inşaatta çalışmış. İnşaatta çalışmayla bunun ne alakası var güzel kardeşim? İnşaatta çalışmış. Telefon var. Benim yeğenim işte Serkan ya. Benim yeğenim Serkan. Şey diyelim akıllı telefon. Pahalı, ya akıllı telefon tamam akıllı telefon var. Benim yeğenim Serkan ya. Yeğenim. Fatoş ablamın çocuğu. Telefon hastası. Aldığı maaş belli gider bir telefonu kırılır hemen yine gider aynı telefon. 5000 TL. Yani inşaatta çalışan ben onları söylüyorum. Onlar da benim kardeşim. Onlar da benim canım ciğerim ama simit satan abimin elinde akıllı telefon var. Yani diyorsun ki bu temel temizlik malzemeleri için de birkaç lira ayrılabilir. Yani, evet 5 TL ya inşaatta çalışan kardeşim akıllı telefon alacağına 5 TL'ye verip de gitsin şey alsın deodorantını sürsün. Ya temizliğin meslekle bir alakası olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. O yazan troller yalandan de çok iyi biliyor. Yalandan ya. Siz de yanınıza o kadar ağır ve şiddetli bir kokuya sahip olan biri geldiğinizde siz de midenizi bulandığını biliyorsunuz. O yüzden hiç birbirimizi kandırmayalım, retorik yapmayalım. Yani temizliğin alkışlanacak başka bir tarafı yok. Pissen pissindir, kokuyorsundur. Temizsen de, yani bazen de söyleyemiyorsun. Mesela ortamda birileriyle çalışıyorsun, kokuyor söyleyemiyorsun. Mesela sen söyleyebilir misin? Ben söyleyemem. Nihat sen söyleyebilir misin? Mesela kokuyorsun hani diyebilir misin? Sen kokuyorsun denmiyor yani. Yani ya, ben diyemiyorum işte. Bir söylenemeyebilir de bak sabahları metrobüste maalesef insanlarımız dip dibe bak. Dip evet. Dibe. Yani biz söylemeden tamam siz çözün. Dip dibe yaşlı kadınlarımız yani dip dibe şey gibi oluyor aile gibi oluyorsun. Biraz insanın kendisinde olacak. Empati. Tabii. Empati yapacağız ya empati. Bravo. Empati kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Ve gerçekten mesela, kötü kokmak bir rahatsızlık. Mesela bak sadece ve de başka bir şey söyleyeceğim. Güzel kardeşler adam zengindir. İş adamıdır. Benim iş adamı arkadaşım var ağzı kokuyor. İş adamı. Ama adını söyleme şimdi. Ya adını söylemeyeceğim de şimdi. İş adamı çok da varlıklı. Bütün iş adamlarını zan altında bıraktın arkadaşlarını. Dişini ya onu söyle ya midesinde sorun var ya hayır, dişleri çürür. Bak anlatamıyorum derdimi. Hani duyar kasılıyor ya böyle bir emekçi kardeşlerim üzerinden. Temizliğin, kokunun, sınıfsal ayrımının olmadığını. Ha zengin bir arkadaşım. Ben geliyorum ben. Adam zengin, emekçi falan dedi. Emekçi çalıştıran bir arkadaşım. 10 bin tane de adam çalışıyor yanında. Ah, hepten ama şu anda. Ağzı kokuyor. Ne olacak şimdi? Yani sen söyle sabah dişini fırçala. Ben ne yapıyorum mesela ben bir toplantıya gideceksem bir insan içine çıkacaksam vallahi ben soğanlı sarımsaklı bir şey yemiyorum. Doğru. İnsanlara saygım ben de bayılırım ama yiyemiyorum. Ya yiyemezsin. Ne zaman yiyorum? Evde yalnız olacağım aynen zaman soğanlı bir şey varsa gidince yiyorum. Ben insanları niye rahatsız edeyim? Geleceğim toplantıya bir yere gideceksin. Benim ağız kokumu çekmek zorunda mı insanlar? Şey, size bir şey söyleyeyim. Tabii. Güzel kokmak Peygamber Efendimizin de sünneti. Bir yolculuğa çıkarken önce bir kokusu varmış sürdüğü. O kokusunu yanına alırmış, çantasına evet koyarmış. Onu da söyleyeyim. Temizlik imandan gelir. Dişini önemli bir şey. Misvak mı deniliyordu? Ne deniliyor? Doğru, misvak. Misvakla devamlı dişini temizlermiş. Oldu ya ben işçiyim abi. Hiç duş da alma o zaman ya. Duş da alma. Ya vallahi duş da alma. Duş niye alıyorsun yani? Diyor ki benim iş adamı arkadaşım var ağzı kokuyor diyor. Kokuyor yalan mı söyleyeyim? Peki. Yani duş da almasın madem emekçi kardeşimiz duş da almadan metrobüse binsin. Tabii.